Manşete hoş geldiniz. Karikatür Öznur Kalender'in soldaki Binali Yıldırım, sağdaki Murat Kurum adeta olacakların habercisi gibiler. Peki ne konuşuyorlar? Durum budur. Murat Kurum demiş Öznur Kalender. Üzülme bak, üzülme be kanka diyor Binali Yıldırım Murat Kurum'a. Baktın ki seçimi kaybettin çaldılar dersin. Evet 2019'da böyle olmuştu bir sürü tuhafla yani şimdi mesela Erdoğan'ın son seçimim demesi veya tekrar aday olup olamayacağı falan konuşuluyor ya ya Erdoğan hukuksuz orada oturuyor yani Erdoğan'ın bu dönem aday olması e, mümkün değildi çünkü bir seçim kararı alınmadı normal vaktinde seçime gidildi. Ya da Cumhurbaşkanı kararıyla oldu bu. Yani anlatabiliyor muyum? Er, ancak Erdoğan aday olabilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla mümkündü. Türkiye Büyük Millet Meclisi karar almadığı için Erdoğan aday olamazdı. Şimdi hukuksuz bir yer bir şekilde oturduğu, zapt ettiği koltukta bir kere daha aday olabilir bir tartışması yapılıyor. Şimdi 2019'da da böyle bir tuhaflık yaşandı. Yani tuhaflıklar yeni başlamadı esasen. E, aynı sandıkta ilçe belediye başkanı için, büyükşehir belediyesi için, ilçe meclisi için falan kullanıyorsun, oy kullanıyorsun. Onlar kabul ediliyor. Büyükşehir belediye başkanlığı için yapılan oy iptal ediliyor. Böyle bir garabete imza attı Yüksek Seçim Kurulu. Ve sonraki seçimde de Ekrem İmamoğlu fark atarak kazandı. Sonuçta hani Ekrem İmamoğlu açısından hayır, hayırlı oldu ama ülke açısından kara bir lekedir. Kötü bir sicildir ve tekrar bunu yapamazlar. Yani yapmamaları icap eder. Mutlaka itirazlar olacaktır. Bu defa zannediyorum muhalefet itiraz edecek. Muhalefet çaldılar diye itiraz edecek ama bu zannediyorum çok fazla kabul görmeyecek. Çünkü gerek Yüksek Seçim Kurulu, gerekse mahkemeler, neyse ilçe seçim kurulları hepsi iktidarın kontrolünde. 2019'da nasıl ters, ters teptiğini konunun gören iktidar bu defa işi sağlama alacaktır. E, çünkü çaldılar e, herzesiyle Yalanıyla tekrar seçimi yeniletmez diye düşünüyorum. Şimdi Erdoğan haşlara zam yapmadı diye bir konu var. Bu da bana şeyi düşündürdü. Yani her şeye zam yapan, herkese zam veren Erdoğan neden haşlara zam yapmadı? Esasen bu konu Erdoğan'ın zam yapıp yapmaması ile ilgili bir konu da değil. Erdoğan en yüksek para birimi üzerinden 200 TL haçlık dağıtıyor. Tek banknot veriyor. Fakat 200 TL'nin bir değeri kalmadı. Yani Erdoğan zam yapsa iki, iki banknot veya 3 banknot, banknot verecek ki genelde devlet adamları Demirel de öyle yapardı. Tedavüldeki en yüksek banknot neyse bir tane banknot uzatırdı çocuklara veya ihtiyaç sahiplerine ne, neyse. Erdoğan'ın zam yapmadığı konu daha ziyade esasen e, Erdoğan idaresi rejimi 200 TL'lik banknotta ısrar ediyor. Yani çoktan 500 TL'lik 1000 TL'lik banknotların tedavüle çıkması gerekirdi. Bugün 200 TL ile hiçbir şey alamıyorsunuz. Yani deste deste para taşımanız gerekiyor cebinizde. Varsa tabii parası olanlar ayrı bir konu. Yani bugün 200 TL ile ne alabiliyorsunuz? Ya bir hamburger alabiliyorsunuz. Ne bileyim en fazla iki lahmacun alabiliyorsunuz. Yani birkaç kilo sebze meyve belki. Yani tek başına. Tek başına bir şey ifade etmiyor. Yarım kilo et bile alamıyorsunuz. Yani bu direniyor. 200 TL pul oldu direniyor. Ülkenin en yüksek para birimi pul oldu. Asıl Erdoğan buna direniyor. Yani harçlı azlam yapmamasının bir nedeni de bu. Şimdi 31 Mart'ta seçim var. 5 gece kaldı. Ve muazzam bir seçim yorgunluğu yaşanıyor. Laf benim değil, oy ve ötesinin. İnsanlar sandıkları korusalar da çok fazla bir şey değişmediğini görüyorlar demiş oy ve ötesi yetkilileri. Ve seçimde 50 bin gönüllü müşahit bulma hedefine ulaşamamış. Oy ve ötesi mühim bir sivil organizasyon ve oyları sayıyor, ne bileyim başında duruyor, yani tutanakları takip ediyor, yani oyları sayıyor derken e, oyların sayımını takip ediyor, tutanakları takip ediyor ve bunu bir e, bilgi işlem e, ne bileyim ekibiyle birlikte yapıyor, şeffaf bir biçimde telefonlara uygulamalar yükleniyor, o uygulamalara rakamlar giriliyor veya tutanakların fotoğrafları çekiliyor, o tutanak çekilen fotoğraflar otomatik yazılımla e, veriye dönüştürülüyor, bir yerde birleşiyor falan. Ama sizin bunun için her sandıkta bir görevlinizin olması lazım. Veya birkaç sandıkta neyse veya her okulda. Şimdi her okulda birkaç sandık var ama o okulda bir görevliniz varsa o, o görevli sandıkları dolaşıp tutanakların fotoğrafını çekip merkeze atabilir. Fakat bu yok. Bu olmayınca sivil organizasyonlar da seçimin sıhati açısından gerekli yapılanmayı kuramamışlar demektir ki oy vörtesi önceki seçimlerde bu konuda bir zorluk yaşamıyordu. Fakat işte bir yorgunluk var. Enteresan. Yani insanlar oy kullanma oranları düşecek öyle görülüyor. Ve insanlar yani sandığa gitmeyecek ve kullandığı oyu da takip etmeyecek gibi görülüyor. Durum bu yani. Hüseyin Çelik neden bu kadar muhtar var? Hadi diyor. Köyde anladık ama mahallelerde ne gerek kaldı? E-devlet var, şu var, bu var artık. Şimdi Ayrıca neden bu kadar çok muhtar varın cevabını da vermiş tecrübeli bir siyasetçidir. Konuları bilebilecek bir isim. Çünkü diyor, mahalle muhtarlarını kastediyor. Çünkü maaşı var, şehir merkezinde ofisi var, ruhsatlı silahı ve nüfuzu var. Bitti. Artı iktidarın birer uydusu. Yani bu rejim devam ettiği sürece o muhtarların sayısı artarak devam edecek ve o muhtarlık müessesesi yürüyecek. Çünkü onunla bir pozisyon dağıtılıyor. Onunla bir şeyler takip ediliyor ve onun üzerinden hiç kimseyi bulamazsa Erdoğan muhtarlar konuşması yapıyor. Topluyor 500'er 500'er muhtarları saraya ve onlara hitap ediyor. Bu rejim varken mahalle muhtarlığının iptali, kaldırılması, gündemden düşürülmesi çok fazla olanaklı değil. Ama ben eminim. İşler normale döndüğünde Mahalle mu, Mahallenin Muhtarları dizisi 80'li yıllarda 90'lı yıllarda vardı TRT'de hatırlayan hatırlar. 90'lı yıllarda galiba ATV'de oynuyordu herhalde. Tam hatırlayamadım. Mahallenin Muhtarları dizisi ancak dizi ismi olarak kalacak öyle görülüyor. Ertuğrul Günay tecrübeli bir siyasetçidir. Dikkat çekmiş diyor ki sadece kendi ülke, e, ke, yani kendi ülkendeki haksızlığa e, ses etmeyip dışarıdaki haksızlıklara ses ediyorsan burada bir problem var diyor. Bunun bir kıymeti yok diyor. Aynen öyle. Tabi zararsız alanda insanlar bağırıp çağırıyorlar. Filistin meselesi söz konusuysa, ne bileyim Azerbaycan'da bir konu söz konusuysa, Uygurlar falan söz konusuysa, Rayanmar, e, Mayanmar söz konusuysa veya Ukrayna söz konusuysa, Afrika'daki açlar söz konusuysa filan neyse. Fakat kendi ülkendeki haksızlığa, kendi ülkendeki adaletsizliğe, kendi ülkendeki zulümlere, insan hakkı ihlallerine, adaletsizliklere, ses etmeyip konforlu bir alan nasıl savaşıma bir şey gelmeyecek diye dışarıdakilere ses ettiğin müddetçe bunun bir kıymeti yok. Ben de böyle bakıyorum yani Ertuğrul Günay haksız değil. Birisi böyle bağırıp çığırmaya başladığında şu böyle olabilir mi işte efendim Ukrayna'da şöyle Filistin'de Gazze'de böyle İran'da böyle filan dediğinde sen kendi ülkendeki aynı örneklere bakıyor musun? Yani birazdan göreceğiz. Ee, Moskova saldırısından sonra saldırganlara işkence edildiğine dair hem de ağır işkence edildiğine dair gazetelerde çarşaf çarşaf haber var. Ve böyle bir şey olabilir mi diye soruyorlar. Ve bunun yanlışlığının altını çiziyorlar. Sen kendi ülkendeki işkenceye baktın mı? Tükürüyorum bu haberleri görünce. Siz de tükürün yani. İşte bir başka hak ihlali. Arat Barış paylaşmış. 38 yaşındaki hasta tutuklu Özge Özbek. Beyin tümörü, epilepsi, astım, vertigo gibi hastalıkları var. 2020'de açık beyin ameliyatı olmuş. 3 gün sonra hastaneden alınarak tutuklanmış. Devamla diyor ki beynindeki tümör nüksettiği için ameliyat olması gerekiyor. Özge denge ve kulağındaki %72 işitme kaybından dolayı ko koğuşta sık sık düşüyor. Denge kaybından dolayı. Devlet hastanesi cezaevinde kalamaz diye rapor vermiş ama ona rağmen adli tıp kurulumu cezaevinde kalabilir demiş. Gerekçe yürüyebiliyor diye bilinci açık diye. Yani yürüyebiliyorsanız bilinciniz açıksa cezaevinde kalıyorsunuz. Diğer bütün sağlık sigort problemleriniz ihmal ediliyor. Dünden beri gündemde tutuyorum ki sosyal ağlarda da epeydir konuşuluyor. 75 yaşındaki Atice Yıldız 3 gündür tek kişilik koğuşta kalıyor. Şey odada kalıyor. 2 gün boyunca yemek yiyememiş. Avukat görüşünde fenalaştı. Yeniden yaşam gazetesinin haberi. Yani iç parçalayıcı. Yani cezaevindeki kızına ve kızının koğuş arkadaşına PTT aracılığıyla para yatırdığı için, para gönderdiği için 4 yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı bu kadın. Evinden sedyeyle çıkarılıp tutuklandı ve cezaevinde fenalaşıyor. Yani 75 yaşında bu insana yaşatılan şey işkencedir, suçtur. Ve dedim ya başka yerdeki işkenceyi veya suçları alıp büyütüyorlar. Kendi ülkelerindeki haksızlıklara, adaletsizliklere, tutuklu, yaşlı, hükümlülere veya tutuklulara neyse ilgi göstermiyorlar. Sonra adalet kendilerine çalışıyor. Şimdi anlaşmalı olarak boşanıyorlar diye Hürriyet'in iç sayfasına bir haber kestim size. Volkan Bahçe Kapılı ve Buse Terim, Fatih Terim'in kızı. Aa demek ki boşanıyorlar bak sen filan. Haberin içinde bir detay var, bir satır ona bir yüteş tuttum. Dava için yayın yasağı kararı aldırmışlar. Tabi hafızda olmadığı için gazeteciler de gazeteler de e, bu hafızayı özellikle yok sayıyorlar ya da atlıyorlar. Aslında hafızaları var. Biliyorlar. Volkan Bahçakapılı ve Buse Terim'in neden boşanmış olabileceğini biliyorlar. Bu iki ismin ne zaman ve niye gündeme geldiğini de biliyorlar. Neden yayın yasağı kararı aldırdığını da aldırdıklarını da biliyorlar. Ama yazmıyorlar. Hatırladınız mı? Çok değil. Bir iki ay önce Seçil Erzan dolandırıcılık davasında her ikisinin de ismi geçiyor. Denizbank dolandırıcılığı davası. Fatih Terim fonu davasında. Hem Volkan Bahçe Kapılı'nın hem de Buse Terim'in ismi defalarca geçiyor. Ve yayın yasağı kararı aldırmaların nedenleri de o. Yani biz boşanıyoruz. Aman ha bu Seçil Erzan'la Denizbank'la falan bizi ilişkilendirmeyin. Bu konuda haber yapılmasın. Hürriyet demişken hürriyet yani okumayın oku, okumaktan daha değerli işler var deyip gerçekten de hani yerinde ama neden yerinde olduğunu birazdan anlatacağım. Döner ustası, protez tırnak uzmanı ve elektrik ustası gibi e, sek, e, şeylerin, mesleklerin, e, mesleklerde ne bileyim insan bulunamadığını yazmış ve diyor ki yani bu buraya diyor yatırım yaparsanız yani iyi bir döner ustası olursanız güzel para kazanabilirsiniz. Ücret 41 binden başlıyor diyor. Şimdi bunun bir başka yanı var ama burada tabi e, pembe haber verme mantığı var. Orada bakacağım. Hürriyet bunu boşuna ezbere yapmıyor. Yani bak bu alanlarda açık var. İşsizlik de var. Neden bu alanlara yatırım yapmıyorsunuz veya neden bu alanlara yoğunlaşmıyorsunuz demeye getiriyor. Fakat trajikomik olan ve Gerçekte Türkiye'nin içinde bulunduğu sıkıntı bu. Avrupa ülkelerinde dijital beceriler haritasında 10 üzerinden puanlama yapıldığında dijital beceri de yüksek dijital beceri de morlaşıyor harita ülkeler. bakın İsveç'te dijital beceri 10 üzerinden 9.5. Finlandiya'da 10 üzerinden 10. Ondan dolayı Finlandiya dünyanın en mutlu ülkesi belki de. Norveç'te 8.4. Hollanda'da 9. ,5. 4. Almanya'da 7.7. Birleşik Krallık'ta 7.4. Türkiye'de kaç? 3.2. Ayrıca Şimdi hürriyetin haberini hareketle söyleyeyim. Bu meslekleri küçümsüyor değilim. Evet bu meslekler eğer yurt dışına çıkmayı düşünüyorsanız bu mesleklerden birine sahipseniz gerçekten güzel para kazanırsınız. Elektrik ustasıysanız ne bileyim tesisatçıysanız su tesisatçısı olabilir. Kuaförseniz erkek bayan fark etmez erkek kadın. Bayan çıktı ağzımdan özür dilerim erkek kadın kuaförü fark etmez döner ustasıysanız iyi aşçıysanız. ya gerçekten çok güzel para kazanırsınız burada çünkü bu sektörlerde ihtiyaç var eğer yurt dışına çıkmayı düşünüyorsanız bu konularda kendinizi geliştirip öyle de çıkabilirsiniz yani bir yerde berberlik öğrenebilirsiniz tesisatçılık öğrenebilirsiniz marangozluk öğrenebilirsiniz tamiratçılık öğrenebilirsiniz filan falan neyse ya gerçekten güzel para var ve e, bu işler yani emek yoğun işler bu tür işler gerçekten e, aranıyor bulunamıyor. Eleman kıtlığı var. Onu da söyleyeyim. Hürriyet'in haberinin hatırlattığı. Şimdi dönelim Rusya saldırısı meselesine. işte gazeteler e, bu şekilde görüyorlar. Elektrikli işkence yapılmış, cinsel organından elektrik verilmiş bir tanesine, bir tanesinin kulağı kesilmiş filan. Fakat bu haberde e, ben onu anlattım diyeceğimi dedim. Yani sen başka ülkelerde böyle işkence gördüğü insanlar diye çarşaf çarşaf veriyorsun. Birinci sayfadan koyuyorsun. Ama kendi ülkende söz konusu olduğunda yok. Kapı duvar. Fakat bu haberler bize birkaç şey düşündürüyor. Özellikle onları da sıraladım. Yani bir takım cevapsız sorular var. Ben 7 maddede sıraladım. Güvenlik zafiyeti, Ukrayna boyutu, zamanlama, tartışmalı, kaçış rotası, eylemle amaçlanan, işit meselesi, hızlı sorgu ve mahkeme konularını. Şöyle özetleyeyim. Her halükarda bir güvenlik zafiyeti var. Moskova'daki saldırıdan bahsediyorum. Yani bir biçimde bu saldırı önlenebilir, istihbarata alınabilir ya da en azından Amerika 7 Mart'ta istihbarat vermiş. Bu yönde bir şey olabilir diye. Bu yönde bir şey geliyor. E, saldırı olabilir diye. E, Rusya ile savaş halinde veya Rusya ile arasında problem olduğu halde böyle bir istihbaratı Rus yetkililerle paylaşmış 7 Mart'ta üstelik birkaç hafta önce. Zamanlaması söz konusu yani Putin henüz seçim zaferini kutlarken nasıl böyle bir terör saldırısı oldu ve bu neye işaret ediyor? Bu önemli. Ukrayna için mazerete gereksinim var mı bilmiyorum ama Ukrayna boyut üzerinde duruluyor. Fakat şu soru sorulmuyor. Ukrayna'ya doğru kaçıyorlardı. Tamam da. Türkiye'den geldikleri ortaya çıktı. Ters çevirip sorayım. Ukrayna'dan geldikleri ortaya çıkıp Türkiye'ye kaçtıkları konuşulsaydı Türkiye mi suçlanacaktı? Gene Ukrayna suçlanacaktı. Yani do dolayısıyla e Kremlin Ukrayna'yı suçlamak istediği için Ukrayna'yı suçluyor. Böyle bir durum var. Ayrıca İŞİT Horasan örgütü Afganistan'da orayı mı vuracak? Orayı vuracağı yok ve İŞİT İŞİT Horasan örgütü falan bunun üzerinde durmuyor. Örgüt bu saldırıyı üstlendiği halde bu da önemli. Yani Ukrayna konusu işlenecek, Batı suçlanacak bu saldırıyla ilgili şey belli, söylem belli. Tabii sorgulamalar var. Yani Rusya toplumu içerisinde istihbarat sorgulaması var, güvenlik sorgulaması var, var ve Ruslar soruyorlar bana vatandaşlar. Biz kendi konser salonlarımızda güven içerisinde bir e, etkinlik gerçekleştiremeyecek miyiz? Konsere gidemeyecek miyiz? Tiyatroya gidemeyecek miyiz? Korkarak mı gideceğiz? Bak 137 kişi en az öldü. Bu sorgulamalar artacak ve e, Kremlin bu şeye karşı bu saldırının ardında, ardından nasıl bir eylem üretecek? Nasıl bir tepki verecek? Bu konuda güçlük yaşıyor. Onu da söyleyelim. Tabii bir feda eylemi değil. Yani eylemle ilgili çok şey söylenebilir. İşit genelde feda eylemi yapıyordu. Hani canlı bomba vesaire gibi. Bir feda eylemi değil. Ayrıca çok çabuk yakalanıyorlar. Ayrıca aynı arabanın içerisinde bilmem kaç yüz kilometre gidiyorlar. Ve Ukrayna'ya doğru kaçıyorlar. Bunların hepsi soru işareti. Ee, Elbette Ukrayna'ya doğru kaçacaklar çünkü yani Finlandiya'ya doğru mu kaçacaklar veya e, ne bileyim Orta Asya'ya doğru mu kaçacaklar, Türkiye'ye doğru mu kaçacaklar. Ukrayna'ya doğru kaçmaları daha doğru gibi, daha mantıklı gibi, gibi görünüyor ama bir arada olmaları, Renault Sembol gibi bir uyduruk arabayla kaçıyor olmaya çalışmaları falan bir sürü soru işareti var. İşit konusunda Batı medyası bir ikna çabası içerisinde ama bilmiyoruz. Yani gerçekten bilmiyoruz. Pek çok şey var. Bu terörün maksadı ne? Çünkü her terörün her terör eyleminin bir maksadı vardır, bir hedefi vardır. Hedeflediği bir şey vardır. Onu da bilmiyoruz. Bunları belki zamanla göreceğiz ama işte bir saldırganın Türkiye'de paylaştığı fotoğraflar gündemde. Türkiye'den gelmişler Ukrayna'ya gidiyorlarmış. Ukrayna'dır sorumlu diye Ukrayna'ya bastırıyor Rusya. Ukrayna'dan gelip Türkiye'ye gitselerdi gene Türkiye'ye mi bastıracaktı? Hayır gene Ukrayna'ya bastıracaktı. Yani mesele benim tavuğuma neden kış dedin veya benim suyumu neden bulandırıyorsun meselesi gibi bir durum var. Geriye doğru soruşturma derinleştirilmeliydi, derinleştirilmedi. Hemen sorguya alındılar. Bilmem ne kadar işkence yapıldı ve iki gün sonra mahkemeye çıkarılıp tutuklandılar. Yani bu tür olaylarda saldırganlar veya tetikçiler bir süre... Gözlem altında tutulurlar, sorgulanırlar, dışarıya bir şey sızmaz, fotoğrafları da sızmaz, belki bilgileri de sızdırılmaz. Neyse konuşturulmaya çalışılır, bağlantıları çözülmeye çalışılır, geriye doğru kamera görüntüleri falan çok yönlü veya istihbarat paylaşımı yapılır başka ülkelerle. Bunların hiçbirisi yapılmadan alelacele 48 saat içerisinde sorgunun bitirilip mahkemeye çıkarılıp tutuklanması ve işkence gördükleri iş, or, belli olduğu halde bunun da özellikle... E, e, gösterilmesi, teşhir edilmesi düşündürücü. Yani Rusya özellikle bak bunları dövdüm, kulağını kestim, elektrik verdim, işkence de ettim. Bak zaten mahkemede bile kendine gelemedi bunlar falan gibi o görüntüleri servis etti. Yani bir, bir yönüyle de bu da bilinçli. Yani bir biçimde bu işi yapan veya yapacaklara gözdağı da veriyor. Tuhaf, tuhaf. Fakat şunu da unutmayın. İşit meselesine bakalım. Yani IŞİD, El-Kaide vesaire terör örgütleri devletler arasındaki ilişkilerde veya bu tür savaşlarda neyse mühim fay kırıklarıdır. Pis işler yaptırılır bunlara. Devşirilmemiş, içine eleman sokulmamış örgüt, terör örgütü yoktur. Legal veya illegal bu durum değişmez. Dolayısıyla dünyayı değiştirme iddiasıyla kurulan tüm organizasyonlar için de bu geçerlidir. Legal, illegal dedim. Trump'la yavaş yavaş bağlayalım. Biraz magazinle rahatlayalım. Trump'a yargıdan hayat öpücüğü diye haber çıktı bugün. E, nedir efendim? New York temiz Mahkemesi dolandırıcılık davasında onu e, 464 milyon dolar para cezasına çarptırmıştı. Bunu 175 milyon dolara indirmiş. Daha ödeyebileceği bir rakam veya bu konuda borç bulabileceği bir rakam. O arada e, porno starı e, Stormy Daniels davası da başlıyor. 15 Nisan'da ki bu zaten yıllardır beklenen bir dava ve... Bu Nisan ayında görüleceği de önceden belliydi. Seçim kampanyasıyla falan çok alakalı bir şeydi ama belli ki 15 Nisan'dan itibaren Stormy Daniels'ı konuşmaya başlayacağız. Dava çok açık. 2006 yılında Trump'la bir ilişki yaşadığı, gönüllü bir ilişki. Ve bu ilişki karşılığında konuşmaması için de Trump'ın avukatı Michael Cohen'den 130 bin dolar e, sus parası aldığı falan yönünde... Stormy Daniels'ın şu ara bu da o dönem çekilmiş fotoğrafları. 2006 fotoğrafı solda. E, 2024 bugün Stormy isimli bir belgesel yayınlandı. Bugün değil de 18 Mart'ta yayınlandı. E, Amerika'da ben seyrettim bu belgeseli. Enteresan bütün hikayeyi anlatıyor ve Stormy Daniels'ın e, başından geçenleri anlatıyor. Trump'la davalık olmuş. O davayı ödemek için bir sürü yani o tazminata mahkum olmuş. Onu ödeyecek parası yok. Eşinden ayrılmış. Bir sürü şeyler anlatıyor. Neyse. Fakat şunu görüyorsunuz. Yani keşke konuşmasaydım demeye getirmiş. Böyle bir lafı yok ama. E, çünkü o ara çok popüler oldu. 2017-18 yıllarında. Daha önce açıklamıştı bunu. 2011 yılında açıklamıştı. 2006 yılında Trump'la ilişkisini 2011 yılında açıklamıştı. O zaman daha Trump'ın başkanlığı falan söz konusu değildi. Sonra konuşmayı sürdürdü. Fakat e, konuşmayı sürdürmesi başına büyük işler açtı. Böyle bir durum var. Ama Trump bu konuda yani sadece stormu yok. Bir sürü şey var. Trump'ın şeyinden önce başkanlık kampanyasından önce bir düzine e, oyuncu bilden bilinmeyen kadın hakkında iddiada bulundu. Yani bana da ahlaksız ilişki teklif etti veya çıkma teklif etti. Şöyle yeltendi böyle yeltendi İlişkimiz var falan filan gibi. Bunlardan biri de Karen McDougall'dı ki o da eski bir Playboy modeli. Daily Mail ile konuşmuştu Mayıs ayında 2023'te ve orada e, burada birlikte fotoğrafları da var. Enteresan şeyler söylüyor. E, o geçen yıl e, ne zaman yayınlandı 20 Mayıs 2023'te İngiliz Daily Mail gazetesinde yayınlandı tam e, röportajı biz diyor yani sadece diyor bir gecelik falan değil 10 ay beraberdik biz aşk yaşadık diyor Trump'la aşk yaşadığı tarih de 2006 yılı yani Stormy Daniels yılı aynı zamanda aynı yıl Melanie Trump'ın eşi oğluna hamile o dönemde Trump 10 ay boyunca Karen McDougal isimli playboy modeliyle aşk yaşamış Sonra da diyor onun kıçına tekmeyi vurdum. Aynen öyle söylüyor İngilizcesiyle. Ve Bruce Willis'e e döndüm. Bruce Willis'le çıkmaya başladım diyor. Yani bu kadın da mühim bir tanıklıkta bulunuyor. Ve aynı işte bir şekilde sus parası falan teklifinin bu kişiye de gittiği görülüyor. Neyse. Bu konular çokça konuşulacak. Nisan ayının gündemi olacak. Magazine Magazini noktalayalım ve Yaşar Kemal'in meşhur 1960 tarihli sözüyle yavaş yavaş bağlayalım demiş ki 1960'ta Yaşar Kemal yazmış. Bazı arkadaşlar yakınıyorlar. Diyorlar ki bugünkü toplum bize önem vermiyor. Biz sanat yapıyoruz ya. Anlayan dinleyen yok. Biz 40 kişi birbirimizle gelin güvey oluyoruz. Büyük kitlelere ulaşamıyoruz. Aynı durum şu anda aynen yaşanıyor. Büyük usta 1960'ta bunu görmüş. 40 kişi kendi içinde gelin güvey oluyor ama büyük kitlelere ulaşamıyor. Durum bu. Karga kafasının karikatürüyle bitireyim. İliç'te 9 kişi hala toprak altında. Erzincan İliç. Bu pazar oy vermeye giderken İliç'te 9 kişinin hala toprak altında olduğunu unutma demiş karga kafası. Çarşamba günü manşet yok. Perşembe buluşmak umuduyla hoşçakalın.